Bir sakinleşin. Melek Hanım, oğlu tehlikede olan her anne gibi panter kesiliyor. Ona hı. göre şey, zafere giden her yol mübahtır. Yani daha da belki farklı şeyler göreceğiz önümüzde ama şimdi Caner anne ya da Anastasya arasında kaldığı sürece bu savaş zaten devam edecek. Ve ortada görünen o ki... Yok, seçimini yaptı, 15 Mayıs'ta düğünüm var diyor. Daha çocuk çok var Seda Hanım o zamana. Alıp karısını gidiyor. Çok var daha. Melek Hanım neler getirecek daha Caner'in önüne bilmiyoruz. Acaba lüks yaşamak nedir? Kimine göre soğan ekmek yemek de lüks yaşamaktır. Villada oturmak da. Kişiye göre değişeceği için yani göreceli bir şey. Yani. Şükran. Melek Hanım, siz Caner'i evlendirmek, müsaade etmek için biraz önce bir evin tapusu falan dediniz. Acaba başlık parası falan mı istiyorsun Caner'e müsaade etmek için? Mehir istiyor, mehir. Mehir. Mehir istedim çünkü onlar çok şeyler istediler. Tersine bu. Boğaz'da evler istediler, sıfır ya, arabalar istediler. Ben vermiyorum. Ne parayı yapamayacaklar. Ne paraymış be. Yapamazlar, ya. Yapamazlar. Ama şimdi iş tersine mi döndü yani? Şimdi oğlanlara da başta parası mı isteyeceğiz? Eskiden kızlaraydı, usul öyleydi. Şimdi artık iş tersine döndü. Ben yasak Caner annem başlık parası istiyor senin için. Çünkü benim evladım çok değerli başım. Mehir diyelim ona kibarca. Benim evladım çok değerli. İstediğim hiçbir şeyden kendime bir şey istemiyorum. Oğlumun adına garanti istiyorum. Aha, yarın tekmeyi vurmayacakları için, yarın tekmeyi vurmayacakları için vurmasınlar diye oğluma garanti istiyorum. O dedi ya, bana niye tekmeyi vursunlar ya? Boğaz'da F0 araba garanti şimdi, istiyorum. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz, Melek Hanım'ı hiç bu kadar hiddetli görmemiştiniz değil mi? Neden? Ver şu VTR'yi baştan başla. Caner Anastasya aşkında kartlar yeniden dağıtılıyor. Caner ve Anastasya yenge Elif'i kenara çekip ikna çabalarına girişti. Elif yenge bak. Boşu boşuna stres yapıyorsun. Annemin yanında duruyorsun. Annemin yanında durmak gerektiği duyduğun için kendinde bize de karşı çıkıyorsun. Halbuki sen de biliyorsun ki biz evlendiğimiz zaman çok mutlu olacağız. Korkuyorsun sadece. Sen galiba biz beni kabul etti bence ama söylemek korkuyorsun bunu. Korkma, baksana o bana Melek Hanım neler söylüyor. Anakonda diyor, yılan bana söylemeye çalışıyor. Baksana. Ya ben şimdi annem biliyorsunuz çok baskın bir karakter. Yani asla korku demeyelim de yani ben gözümü açtığımdan beri yani onun sözüyle hareket ettiğim için şu an hani ne senden yana olabiliyorum ne annemden yana olabiliyorum. Biliyorum bak, içinde senin de bizim yanımızda durma gibi bir şey var. Ya şimdi annem ben istemiyorum demedim. Yani annem istemediği için ben hani annemi destek için yanındayım dedim. Hani farkındaysanız. Annem işte. Gerçekten hepimizi çok etkiledi. Yani şu an hepimiz bak, annemin tesiri altındayız. Bak kendin de söylüyorsun. Evet maalesef öyle de şimdi Anastasya yani o kadar zor durumda kalıyoruz ki yani ben... Bugün de dedim yani bugün belli ettim zaten. Hani ama suskunluğum artık seninle karşı karşıya gelmek istemiyorum. Hani aslında şunu söyleyeyim. Biz seni gerçekten seviyoruz bak. Biz seni gerçekten seviyoruz bak. Ne yalan söyleyeyim. Oha. Ama belki yer sen evet diyeceksin yani annem ben Caner Anastasya'yı kabul ediyorum. Belki o da başka evet. birini evet kızacak Kemal ama belki sonra o da kabul edecek. Bir de şöyle bir şey var. O da diyor ki yani sen korkuyorsun yani sana bir şey yapar diye, senin evlilik bozulur diye. Ama o hep boş konuşuyor. Baksana neler bize söyledi boş boş ama hiçbir şey yapmadı. Ya hiçbir doğru. şey yapmadı. Aslında ilk geldiğin zamanlar çok sakindin. Aslında biz sana çok katılıyoruz. Annem gerçekten Anastasya'yı çok kışkırttı. Hı. Annemi nasıl ikna edeceğiz hiç bilmiyorum. Senin kocan beni kabul ediyor mu? Yoksa? Ya şimdi benim kocam şu an hiçbir şeyde karışmıyor. Yok çünkü yer o da senin arkanda durur. O zaman hiçbir şey olmaz sizin. Ne evlilik kimse bozulamaz. Bizimki evet. ilişki gibi. Ne evet. başka bir şey. O zaman korkacak ben bir şey yok zaten. Ben her şeyi açıklayamam. Sen bir çağır kocana. Bir dörtümüz evet. konuşalım. Abim çağır. Hep beraber bir karar verelim. Vallahi size helal olsun abi çocuklar ya. Yani baksanıza sevginizin arkasında duruyorsunuz. Allah'ım annemin de kalbine Rabbim merhamet versin. Amin. Biz de artık bu süreçten bir kurtulalım. Bir güzel bir düğün yapalım. Ben, güzel bir geleceğin. Yani bak tüylerim
diken diken oluyor. Anastasya gerçekten bilmiyorum. Ya sana. İşte ben sana diyorum güzelim ya, annemin tesir altında kaldığımız için hepimiz gerçekten korkuyoruz, çekiniyoruz. Eğer o sana baskı yapamaz, o zaman sen de nefes alacaksın, istediğin şeyleri seçeceksin, yapacaksın ya, sana da iyi olur. Ya yok, o beni fazla şey yapmıyor, karışmıyor da. Ama sen de neler neler yaşadın ya, onun yüzünden. Ya hepimizin kendine göre söylemek istediği çok şey var. Tabii yani kaynana yani sonuçta. Annem ne kadar desem de kaynana yani sonuçta. Annem ne kadar desem de. Şu an ailemden kimse bizim tarafımıza geçemiyor annemden korkusuna. Ama bir tanesi geçerse emin ol diğerleri de cesaret alır. Doğru. Aile biraz benim sözüme de hani önem veriyor aslında. Bak biriniz geçse bizim yanımıza bütün ailede cesaret alıp gelin. Hep beraber bir şey karar vereceğiz. Hadi inşallah. Allah annemin bizi olacak, olacak, olacak. Üçü ellerini birbirinin üstüne koydu. Güç bildi. Yani bundan sonra biriz, beraberiz, tekiz. Tabii tabii, beraberler onlar, tekler. Şimdi Elif beni bekliyor. Ben Elif'e gideceğim buradan çıkar çıkmaz. Evde yoksa evde oturup akşam iftar yemeği hazırlayıp onları bekleyeceğim. En sonu o eve girecek. Ne olacak? Bakalım o el üstüne koymak. Yok kayınvalidemden işte ben istiyorum da. Hiçbir şey yapmazsın. Sen hiçbir şey yapmazsın. Sedancım. Seninle asla baş edilmez. Seninle baş edilmez ayol. Çocuk gibi, bazen de böyle bir çocuk gibi oluyorsun. Bana diyorsun ya, sen de onlardan tarafsın. Evet. Ayol tabii ki tarafım. Neden biliyor musun? Tabii. Ben o yüzden buradayım. Burada olma sebebim bu. Arayı bulmak. Seni yumuşatabilmek. Tarafsın Allah diyorsun. Tabii çocuklardan. Buraya kim geliyorsa ben ondan tarafım. Neden? Çünkü çocuklar bunun için geliyorlar bak. Bizim ailelerimizle aramızı yapar mısın? Bizim ailemiz bizi affet. Caner buraya niye geldi? Abla... Annemi ikna et. Evet. Ben şimdi nereden taraf olacağım? Hadi oradan Caner mi diyeceğim çocuğa? Tabii ki Caner'le Anastasya'yı tutacağım. Sen yani savaşını bana da karşı vermiş oluyorsun bacım. Kardeşim her şeyi önce de yaptı. Kaç kere elini öpmek istedi? Kaç kere? Kaç kere kapınıza geldi? Tuzlu. Kaç kere istemediğimi kaç söyledim? Kaç kere geldi? Şey kaç kere etmiyorum sana. Dedim. Kaç kere istemiyorum. Evimden kovdum, yanımdan kovdum, karşımdan kovdum. İstemiyorum gidin dedim. Laftan anlamıyorsunuz. Ya öyle bir şey ki en son tuzlu ekmek yaptı. Tuzlu ekmek gitti dedi ki seni dedi tuza banar yerim. Git dedi kıza. Bunlar yağlı kapıyı bulsun. İnşallah siz Elif ablaya beraber yaşamıyorsunuz. İnşallah size de Elif abla aynısı benimki gibi kovacak sizi. Sen niye? Valla inşallah Elif abla kapı kapı diyecek sizin yüzünden. Kapatabilir bu altındaki ev kimin acaba? Ay ne yaparsınız? Kapatsın bakalım o kapıyı. Efendim Ayşe. Nasıl mandal oluyor? Evet. Ya Melek Hanım iyice köşeye sıkıştı ki ve bugün korktu. Şu kelimeyi söyleme, sıkıştı ne ya? Melek Hanım bugün... Ben bir şeyden sıkışmam. Tamam sıkışmazsın. Karşımda tamam, olandan korkacağım. Tamam geri aldım da bugün korktun. Neden korktun biliyor korkmadım. Musun? Korkmadım. Bugün korktun çünkü Allah ailede Allah. Dağılmalar başlayabilir. Evet. Bugün birazcık korktu, çok sinirli ve hiddetli. Gerçekten Elif'e Allah kolaylık versin. Ben Allah'tan fakat için kimseden korkmam. Başka daha bir şey gördüm. Galiba Elif'in kocası da onay veriyor ki Elif kocasını arkasına almasa bu kadar rahat konuşamaz. Neden bütün öyle diyor onu söyleyeyim ben. Bilmiyorum. Oğlumun bana dediği şu: anne boş ver, ne hali varsa görsün. Niye kendini üzüyorsun? Bizim için sen önemlisin, onlar kim diyor. Bırak yaksın başını diyor. Doğru. Elif anlasın hatasını diyor. Elif yengem dönüp geldiğinde bizi bulamayacak. Bak, sana bir şey söyleyeyim mi? Elif yengem de diyor ki abinle diyor biz konuştuk diyor size aslında diyor biz onay veriyoruz diyor. Aha artık Elif abla bir de onun kocası da sizden bıktılar. Ne tenezzül etmiyor ya? Bu ilişkiye. Niye bunu söylüyor? Ya bir kere şu görmüyor. Bak ikidir veriyoruz şey izliyoruz. Bırak içinden diyor. Geldiği gibi konuşuyoruz. Evet. Zoraki bir şey yok, zorlama yok. Biz bile dedik ki hani dedik gel yenge dedim ben. Ben bir konuda ben girdim. Bir konuda Anastasya götürdük bir yerde oturduk konuştuk. Evet. Onlar bu başka bir şey yok. Gibi Elif'i. Artık bitiyor. Artık sizin zamanın burada son ne zaman. Bitiyor ya? Ama artık herkes, bitiyor, biz herkese çıkacağız. Herkes evet, bizim arkamızda duracak. Artık siz hep yalnız bitiyor. Kalacaksınız. Bizim bugünkü gibi bitmez. Yalnız oturuyorsunuz. Hep böyle oturacaksınız. Sizin ilişkiniz biten bir şey varsa ilişkiniz bitiyor. Yok bitti. Bitmez bizim ilişkiniz. Yok. Biz yeni başladık. Kesin. Net. Biz daha yeni başladık. Yok. Niye bitiriyoruz? Sizin bitiyor.
Ben onun evine kahve içmeye gittim, annen ödemek istemedim diyecek. Ben Elif'i tanıyorum. Siz buradan... Ben duygularımı ifade etmek istedim. Bence şöyle bir şey yapın, şöyle bir şey yapın. Ay içim katıldı, ay! Ay gerçekten içim katıldı. Bunu kutla oğlum. Olur. Kalk, kalk oğlum kutla. Kalk kutla. Çal oğlum. Stresinizi çal böyle atın. Çal annem. Kanka sen bana müsaade eder misin? Katıldı. Sana zahmet. Elif de orada o kadar samimi ki, sabret o kadar olduğu yapalım gibi ki. Çok samimi ve içten. Ben Elif'in bak gözünden, kaşından, oturuşundan anlıyorum bak. Çal annem. Onu gördüm karşım.
gözleri boncuk var. Bir gördüm aşık oldum şu gelen kim.